Herkese merhaba teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. MWC turumuz devam ediyor. Şimdi de karşımızda Huawei MateBook 13 var. Az önce 14'e bakmıştık beraber. Onun da bir linkini yukarıdan size kartlardan çıkartırım. Bunun küçük versiyon diyebileceğimiz küçük kardeşi var karşımızda. Hemen özelliklerinden başlayacak olursam 8. nesil Intel Core i7-8565U ve i5-8265U işlemcilerle beraber geliyor. Toplam ağırlığı 1.3 kilogram, panelimiz 13 inç boyutunda ve 2160x1440 çözünürlüğü destekliyor. Nvidia'nın GeForce MX 150 ekran kartını kullanıyor bu arada. Ayrıca isterseniz Intel UHD Graphics 620 olan seçeneğinde bulunduğunu belirteyim. 256 GB depolama ya da 512 GB depolama da alabiliyorsunuz. RAM miktarı 8 GB, pilimiz ise 42 Watt'lık bir pil. Diğer modellere göre biraz daha düşük bir pilimiz var. Ama tasarım olarak baktığımızda aslında benzer özellikleri üzerinde barındırıyor. Ama önemli farkları var diğer modellere göre. Mesela 14'e göre ne farkı var arkadaşlar? Şurada biliyorsunuz gizli bir kamera vardı. Bunda bulunmuyor bu gizli kamera. Bu kameranın yerine normal bilgisayarlarda gördüğümüz gibi şuraya bir kamera. Şöyle şu an çok net görülmüyor olabilir belki ama buraya bir kamera konulmuş. Bu arada dokunmatik ekranımız var. Onu söyleyelim. Bakın şöyle dokunarak, bilgisayarınızı dokunarak kullanıyorsunuz ki diğer modellerde de benzer bir durum vardı. Dokunmatik ekranları vardı. Yan tarafımızda ne var? Şöyle bir çevireyim. Type-C bağlantımız burada görüyoruz. Micro USB. Bir tane Type-C bağlantımız var. USB bağlantımız Type-C şeklinde tasarlanmış. Diğer tarafa bakıyorum. Diğer tarafta da şöyle göstereyim. Kulaklık çıkışımız ve yine bir Type-C bağlantımızın olduğunu söyleyeyim. Bunun dışında bilgisayarda çok fazla bir bağlantı vesaire yok. Şöyle de arkadan da bakmış olalım. Çok fazla bir bağlantı yok. Hafif bir bilgisayar tasarlanmış. Güzel, küçük bir bilgisayar tasarlanmış. Genel olarak baktığımızda bilgisayarın toplam ağırlığı ise sadece 1.3 kilogram. Özellikle böyle bizim gibi hareket halinde çalışanlar için bence çok güzel bir bilgisayar bu. Aynı zamanda bu arada diğer modellerde de karşımıza çıkan şurada görüyorsunuz. Parmak izi desteği olan güç tuşumuz burada mevcut. Buraya bastığımızda bilgisayar açılıyor. Aynı zamanda parmak izi güvenliği ki tanımlamaları yaparsanız buradan sağlayabiliyorsunuz. Öte yandan bilgisayarla ilgili bir diğer müjde de vereyim ki diğer Huawei'nin diğer MateBook modellerinin içinde söylemiştim videolarında. Bu ürünler önümüzdeki aydan itibaren Türkiye pazarına da giriyor. Yani anlayacağınız Huawei'yi ürün seçeneklerini, Türkiye'deki ürün seçeneklerini arttırıyor. Bu güzel bir haber arkadaşlar. Çünkü elbette çeşitli fiyatlar gelecektir, farklı fiyatlar olacaktır ama Huawei'nin hani hem kalitesi belli hem de ürünlerinin güzelliği belli ki bugüne kadar pek bulunmuyordu bilgisayarlar Türkiye'de. Önümüzdeki aydan itibaren bu bilgisayarları da Türkiye pazarında göreceğiz. Bence güzel bir gelişme. İşte diğer modellerde de yer alan Huawei şehir özelliği burada da var. Eğer uyumlu bir telefonunuz varsa ki genelde Huawei modellerinde bulunan bir teknoloji. Dokümanlarınızı hızlı bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu arada copy paste ve benzeri gibi özellikleri de yine buradan yapabiliyorsunuz. Bu önemli bir detay olmuş arkadaşlar. Evet, Huawei MateBook 13 incelememizin de sonuna geldik. Bilgisayarla ilgili her türlü yorumunuzu bu videonun altına bizlere aktarabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her türlü görüş, yorum ve eleştirinizi bizlere iletmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.